Oyuncuların gömdükleri bir yere gömecekler. Belki Karaca Ahmet'e, belki Sincirli Kuyu'ya. Tiyatronun, Yeşilçam'ın, son dönem dizi ve filmlerinin 70 yıllık çınarıydı Yılmaz Guru'da. Son günleri huzur evinde geçse de uzun ve dolu dolu bir yaşamı oldu. Vedası da öyleydi. Ahmet Yılmaz Guru da 1930'da İstanbul'da doğdu. Ankara'da annesinden boşanan babasının yanında büyüdü. Banka memurluğu, muhasebecilik, devlet memurluğu gibi çok sayıda işte çalıştıktan sonra 1955'te istifa edip tiyatro sahnelerine geçti. Kıssadan hisse ala Arif ola. Gençliğinden beri şiirler yazan Yılmaz Guru'danın o günden sonra yaklaşık 70 yıl sürecek oyunculuk macerası da böylece başladı. Yılmaz Guru da yazar, yönetmen, senarist, oyuncu, şair, öğretim görevlisi olarak birçok alanda çalıştı. Dönemin neredeyse tüm tiyatrolarında görev aldı. Yalan gerçek vakit geçer. Sakya, sohbet kalmazmış baki. 1959'da Dokuz Dağın Efesi filmiyle Yeşilçam'a girdi. Yılmaz Guru'danın Yeşilçam macerası kesintisiz 80'li yıllara kadar sürdü. Genellikle polis müdürü, doktor, zengin iyi adam gibi yan rollerde oynadı. Kurt dağda artık. İflah etmez. Esnesi kalınlaşmadan mutlaka bastırmalıyız. 80'leri sakin geçiren Yılmaz Guru'da 90'lar ve 2000'lerde ekranlarda en çok görünen eski simalardan biri oldu. Hem film hem de dizilerde unutulmaz karakterler canlandırdı. Son dönemde de özellikle komedi filmleri ve dizilerde hep vardı Yılmaz Guru'da. Huysuz, çapkın, biraz küfürbaz ama hayat dolu yaşlı adam rollerinin sempatik yüzüydü. Yılmaz Guru'danın aşk hayatı da iş hayatı gibi hareketli ve renkliydi. 1957'de balerin oyuncu Tolga Tiğin'le evlendi. Elgin adında bir çocukları oldu. Çift 1963'te boşandı. Yılmaz Guru da boşandıktan 2 yıl sonra Ayşen Erman'la evlendi. Bu evlilikten de Elvan adında bir kızı oldu. 1976'da boşandılar. Ayşen Guru'da ile yıllar önce ayrıldık. Ama harika bir kızımız var. Elvan Guru'da müzisyen. Yılmaz Guru da 3. ve son evliliğini 1985'te Türkan Guru'da ile yaptı. Bu evlilik, Türkan Guru'da'nın 2014'te 69 yaşında kanserden vefat etmesine kadar sürdü. Yılmaz Guru'da ilerleyen yaşına rağmen hep sahnedeydi. En son Ekim 2020'de kendisinin çevirip, derleyip yönettiği Çehov'un Evliliğin Halleri oyunuyla Harbiye'de seyirci karşısına çıktı. Maalesef yerli oyunlara pek yüz verilemiyor. Çünkü altından kolay kalkılamadığı için. Ama George'u oynarım. Yılmaz Guru'danın neredeyse 40 yıl içerisinde yer aldığı Yeşilçam'a dair düşünceleri ise o seneler hakkında Yeşilçam Cehennemi adında bir kitap yazacak kadar kötü ve sitemkardı. Yılmaz Guru da 1950'lerden bugüne kadar hiç durmadı. Yazdı, oynadı, yönetti, çevirdi. Hep sahnelerde ve ekranlardaydı. Son zamanları sağlık sorunları ve yaşlılık nedeniyle huzur evinde geçse de çocukları, yakınları onu hiç yalnız bırakmadı. En son ölmeden yaklaşık 10 gün önce doğum gününü kutlamışlardı. Ömrü uzun olduğu kadar dolu dolu geçti. Akrabam! İşte bu ya! İşte bu ses tanıyorum ben, tamam. Baba, tamam mı? Yılmaz Guru da 13 Mart'ta böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Orada tedavi görüyordu. 14 Temmuz'da kutladığı 94. doğum gününden yaklaşık 10 gün sonra hayatını kaybetti. Böylece çocukluğumuzdan, gençliğimizden, eski günlerden bir yaprak daha düştü. Yılmaz Guru'danın cenazesi, şehir tiyatrolarında düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Şakir'in camisine götürüldü. Burada cenaze namazı kılındı. Asırlık Çınar'ı son yolculuğunda ailesi, sevenleri, Zafer Algöz, Ahmet Kural ve Tuna Arman gibi sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Sosyal medyada anmak için birbirleriyle yarışanlarsa ortada yoktu. Guru'da namazın ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Yılmaz Guru'da uzun bir yaşam sürdü. Yaklaşık 70 yıl boyunca bu asırlık ömre, şiir kitapları, hikayeler, senaryolar, sayısız tiyatro eseri, 300'den fazla film ve dizi sığdırdı. O eserleri sayesinde nice kuşakların hafızasında ismi yaşamaya devam edecek.
Onların gömüldükleri bir yere gömecekler. Belki Karaca Ahmet'e, belki Sincirli Kuyu'ya. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.